Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün İngilizce'de artikel konusuna, en, the konusuna bakacağız. Nerede kullanıldığına. Önce e ve en ile başlayalım. E ve en isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden herhangi bir tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Yani bir koyun sürüsü içinden herhangi bir koyun ya da bir sürü kalem içinden herhangi bir tane kalem. Özel bir kalemi ya da özel bir koyunu belirtmediğimiz zamanlarda, bunlar arasında herhangi birini seçeceğimiz zamanlarda a ship veya a pencil diyerek herhangi bir anlamı verebiliriz kullandığımız cümle içinde. İsimler sessiz bir harfle başlıyorsa, önüne e, sesli bir harfle başlıyorsa en getiriyoruz. A book, bir kitapta gördüğünüz gibi sessiz bir harfle başlamış ve e almış. An apple, bir elma da gördüğünüz gibi de sesli bir harfle başlayınca da başına en yapısı getiriyoruz. E ve en sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez. A house, an animal diyebiliriz ama a go, yani gitmek fiilinin başında e kullanamayız. Çünkü dediğimiz gibi gitmek bir fiil ve fiillerin önünde en kullanılamıyor. Sayılamayan isimlerin önüne e veya en gelmez. Çünkü sayılabilen ve sayılamayan isimler var biliyorsunuz. Bunların İngilizce'de Türkçe'ye göre mantığı biraz ters. Bir bardak su diyebiliriz ama suyu sayamıyoruz İngilizce'de. A water olmaz bu yüzden. Bir su diyemeyiz. Ya da a weather. Dayı da örneklerden gidelim. Daha rahat anlarız the'nin nasıl kullanıldığına. Can you give me a pen? Bu cümlemizin anlamı bana bir kalem ver. Herhangi bir kalem olabilir. Can you give me the pen? The pen yapısı ise bu kalem senin de benim de bildiğim o kalem olmak zorunda anlamında. The E veya en gibi sayısal bir değere sahip değildir. Bir anlamında değildir. O yüzden the book ya da the books ikisinde de, yani sayılabilen isimlerde hem tekil hem çoğul olarak, sayılamayan isimlerde de yine the'yı kullanabiliriz. A books yapısını kesinlikle kullanamıyoruz. Çoğulu olmuyor e yapıların. Birkaç örneği görelim bir arada beraber. Give me a book. Bana bir kitap ver. A book herhangi bir kitap. Give me the book. Bana kitabı ver, o kitabı ver. Ya da can you open a window? Bir cam açar mısın? Can you open the window? Şu camı, o camı açar mısın? Belirli bir camdan bahsederken kullanıyoruz. The'nin kullanıldığı özel durumlara bakalım. Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde the kullanıyoruz. The sun, güneş. Doğada bir tane güneş olduğu için. Ya da the earth, dünya derken yine tek bir dünya olduğu için doğada. Bunların başında the yapılarını kullanıyoruz. Coğrafi isimlerin önünde kullanılabilir the yapısı. Mesela dağları anlatırken the Everest, nehirleri anlatırken the Nile ya da denizleri, okyanusları, adaları anlatırken bu coğrafi isimlerin başında the yapısını kullanırız, kullanmamız gerekir. Özel isimlerse kesinlikle the almazlar. Sadece Birleşik Devletler'den oluşuyorsa ülkeler, bunların başına the kullanıyoruz. Yani the United States of America diyebilirim. Bu doğru bir kullanım ama the Ankara, the England, the John, the Mary gibi isimlerin önüne the'yı getiremem özel isimlere ya da ülkelere. Bilim dalları the almadan kullanılırlar. Chemistry, economics, linguistics gibi bilim dallarının başına herhangi bir şekilde the getirmeme gerek yok. Bunlar bilim dallarında herhangi bir şekilde the almıyorlar. Yönle ilgili kelimeler the almazlar yine. Hangi kelimeler yönle ilgili? North, south, west ya da east, doğu, batı, güney, kuzey derken the kullanmıyoruz bunların başında da. Oyun ve spor dalları the almazlar. Chess, futbol, basketbol bildiğiniz oyun dalları bunlar. Bunların başında the football, the chess şeklinde the kullanımına gerek duymuyoruz. Müzik enstrümanları the ile kullanılır. Burada da the guitar'dan hatırlıyoruzdur. Can you play the guitar? Gitar çalabilir misin? Şeklinde müzik enstrümanlarında da the kullanılıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.